Merhaba arkadaşlar, Simülasyon Games kanalına hoş geldiniz. Farming Simulator 22 serimize süper videolarla ve süper modlarla devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber tarlamıza gübre atacağız. Suni gübre atacağız arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da kendi hayvanlarımızdan oluşturduğumuz doğal gübreleri atacağız. İkisinin de videosunu ayrı ayrı ve farklı tarlalarda yapmak istedim. Tofaş kartalımız var. Hemen de arkasında arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane ceylan var. Ceylanlar da artık şehre inmeye başladı. Arkadaşlar bugün suni gübre atacağız. Suni gübre nasıl atılır? Hangi aletler kullanılır? Bununla ilgili bir ufak bir eğitim videomuz olmuş olacak arkadaşlar. Ve süper modlarımız ve hile modlarımızla da oyunumuzu zenginleştiriyoruz. Zaman kaybetmeden arkadaşlar başlayalım işlemlerimize. Altı vites bu arada. Normalde altı vites olması imkansız ama bu tofaş altı vites. Şöyle aydınlatmalarını göstereyim arkadaşlar. Aşağıda mor sis lambaları var. Yani tam bir Ankaralı. Ama plaka yabancı. Güzel bir tofaşımız var. İçten baktığımızda da arkadaşlar şöyle direksiyon simidi değişti. Ama koltuklar tam İç Anadolu, gördüğünüz gibi arkadaşlar yatık. Güzel bir tofaş. Evet, şimdi arkadaşlar tarlamıza doğru ilerleyeceğiz. Bu araç vitesli olduğu için shifter kullanıyoruz. Kornas da böyle. Şöyle göstereyim aracımızın arkada 5 viteste yazdığı halde 6 vites. O çok ilginç. Ama gene de süper bir mod yapmışlar. Tebrik ediyoruz. Bu arada biz arkadaşlar şuradan gideceğiz. Zaten görüyorsunuz, bakın orada bir sürü römorklar var. Orası bizim mekanımız. Suni gübre nasıl atılır, bununla ilgili video yapacağız arkadaşlar. Aracı şöyle park ettim. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Biz bugün pamuk tarlasında çalışacağız. Daha sonra hasadımızı burada gördüğünüz araçla yapacağız arkadaşlar. Bu da gerçekten efsane bir şey. Bu araçla pamuk hasadını yapacağız. Farming Simulator 22'de orijinal mod olmayan iki tane pamuk toplama aracı var. Bu onlardan birisi. Bugün kullanacağımız traktör Class. Bundan bizim köyde de var. Gerçekten süper. Kullanacağımız ekipmanlar, hatta tohumlar diyeyim. Suni gübremiz burada arkadaşlar. Onun dışında bir de bunu serpmek için kullanacağımız aletimiz, ekipmanımız, bakın buradan da serpiyor şu iki noktadan. Bunu kullanacağız. Şimdi bu işlemi nasıl yapıyoruz? Öncelikle traktörümüze binelim ve dorsemizi takalım arkadaşlar. Bu arada klas da gerçekten çok klas. Otomatik vites, süper bir traktör. Şöyle yanaşalım arkadaşlar. Pamukçuya vurmadan şöyle geri gelelim. Evet, şimdi şöyle kameramızı arkaya çeviriyoruz. Son teknoloji traktörümüzle. Bu en büyük boy traktör kategorisinden aldık arkadaşlar. Hala param yok, ben alamıyorum kardeş, abi diyorsanız arkadaşlar biliyorsunuz hile mod videomuz var. Onu da kesinlikle izleyin. Oradan halledersiniz, çok kolay. Farming Simulator 17, 19, 22 hepsinin hilesi aynı arkadaşlar. Evet, şimdi şöyle yanaşıyoruz. Arkadaşlar bizim öncelikle kapağı şöyle açtık. Ve B tuşuyla çalıştıracağız biliyorsunuz. Ama biz öncelikle bunun içine eklememiz lazım. Bunu da R tuşuyla yapacağız. Ama bazen okumuyor, almıyor. Onun için şöyle iyice bir yanaşalım.
ve kendi imkanlarımızla atalım arkadaşlar. Tabii R tuşuyla da bunu atabiliyorsunuz ama biraz uğraştırıyor arkadaşlar. Farming Simulator 19'da direkt alıyordu R'ye bastığınızda. Ama 22'de tam yanaşmanızı istiyor. Hani hangisine yanaşacağız? Şimdi bir sürü var. Bir tanesine yanaştık diyelim. Diğerlerini nasıl ayarlayacağız? Hiç gerek yok. Bunun için güç modunu yükleyin arkadaşlar. Bu da ücretsiz. Bununla ilgili de videomuz vardı. Onu da izleyin. Bu şekilde rahat rahat her şeyi kaldırabilirsiniz. Güç modu yoksa arkadaşlar, yani power paket güçlü değilse, power pack yazar, bu nesneleri kaldıramazsınız çünkü bunlar çok ağır. Bakın bir tanesi uçtu hatta. Hemen onu da alalım, boşa gitmesin gübrelerimiz. Biten paket yok oluyor zaten. Bir de arkadaşlar bir bakalım ne kadar doldurduk. Bu arada şu an %30 dolmuş. %30'u arkadaşlar 3 ton yapıyor. Biz 10 tonluk gübre eklememiz gerekiyor. Yani 10 paket yüklememiz lazım. Büyük olan bir suni gübre aracı seçtik. Bunun daha ufağı da var. 5 tonluk olan da var arkadaşlar. Hatta daha küçükleri de var yani. Modlarla falan da halledebiliyorsunuz. Bu arada bu işlemi şöyle de yapabilirsiniz. Bunların hepsini düzgün bir şekilde yerleştirirseniz dorsenin içine kendi de akıtıyor. O da oluyor. Ama böyle kendimiz yaptığımız zaman daha zevkli oluyor gibi geldi bana. Bu arada bunu iyi tutamadım. Şöyle yapalım. Biraz uzaktan görmek daha iyi arkadaşlar. Şu an 5. mi oldu? 5 oldu galiba. Arkadaşlar tarlaları neden gübreliyoruz onu da söyleyeyim. Verimi arttırmak amacıyla. Yani tek amaç o. Bu arada şunu şöyle uzaktan tutun arkadaşlar. Yakından gözükmüyor. Yani gübre atmazsanız bir kere verim gerçekten istediğiniz seviyede olmaz. Bu gübre atma işini de suni ve doğal gübrelerle yapabiliyorsunuz. Kontrol edelim. Evet, 170 dolmuş. Yani hayvandan yaptığınız gübre daha iyi. Öncelikle onu yapın derim. Böyle parayla almanıza da gerek yok. Ama o biraz zor arkadaşlar. Biraz zahmetli. Ben size onun videosunu da attığım zaman göreceksiniz. Zaten tek tek anlattım. Yani videoyu çektik. Sadece atacağız, yayınlayacağız. Hayvanlara iyi bakmanız lazım. Ondan sonra yani hayvanları iyi beslemeniz de lazım arkadaşlar. Suyu, yemi. Daha sonra hayvanların dışkıları biliyorsunuz gübre. Onu toplayacağınız ekipmanlar olacak. Ondan sonra bu şekilde dağıtabileceğiniz ekipmanlarınız olacak. Bir daha bakalım arkadaşlar. Bu arada %99 olmuş. Artık alacağını sanmıyorum. Şöyle kapağımızı kapatabiliriz. Bakın arkadaşlar, arka lastik de bu şekilde dönüyor. Bu benim bayağı hoşuma gidiyor. Şöyle göstereyim size. Şöyle bir olayı var. Güzel bir makine. Şöyle işten süre. Yani arkadaşlar hayvan gübresinden yaparsanız daha iyi olur. Ama biraz zahmetli yani. Onu tekrardan belirteyim size. Evet, şimdi tarlamıza gidiyoruz. Arkadaşlar bu tarla işleri zevkli. Ormancılık işleri de gerçekten çok zevkli. Yani hepsinin farklı bir alanı var. Hayvancılık o da farklı bir iş. Biz bir de bu üç olaya, bunlar oyunun kendi orijinal bölümleri. Bir de inşaat işleri ekledik arkadaşlar. İnşaat video serimizi de kesinlikle takip edin. Yollar yapıyoruz, köprü yapıyoruz, bina yapıyoruz. Asfalt, kum, taş, çakıl, beton, onları atıyoruz. Yani yeni yeni işlemler çıkardık arkadaşlar. Oyunu zenginleştirdik iyice. Kesinlikle takip edin. Evet, bu arada bizim tarlamız şu tren yolunun hemen ardında. Oraya nereden sapabiliriz? Şöyle bir yol var mıydı? Ha, burada yol vardı galiba. Bir dakika. Şöyle yapalım.
buradan karşıya geçiliyor muydu acaba? Bir bakalım. Burada arkadaşlar karşıya geçilmiyor. Biz şuradan sapmamız lazım. Şuradan dalacağız. Arkada da bayağı bir yükümüz de var ama traktörümüz güçlü. Buradan çıkacağını düşünüyorum. Tabii siz gene trene dikkat edin. Biz treni ayarladık bir türlü. Siz dikkat edin arkadaşlar. Lak diye size vurabilir. Evet. Gübre atacağımız tarla burası. Dediğim gibi pamuk ektik arkadaşlar. Şöyle bir tarlayı bir size bir göstereyim. Bakın arkadaşlar şu an gübrelenme %0. Verim bonusu %53. Çünkü neden? Gübresi yok. Şimdi şöyle gördüğünüz bu koca tarlayı arkadaşlar gübre edeceğiz. Gübremiz yetmezse muhtemelen yetmeyecek. Yetmediği yerde takviye yaparız arkadaşlar. Şu an 10 tonluk gübre var. Ben de çok merak ediyorum acaba ne kadar alacak. Bir bakalım arkadaşlar duruma. Traktörümüz falan da bayağı bir güçlü. Bu konuda rahatız ama yetmezse ya da video çok uzun sürerse belli bir noktaları keseriz arkadaşlar. Evet ben yavaştan dalıyorum. Şimdi arkadaşlar bu işlemi yaparken yanlışlıkla I'ya falan basmayın. Bütün gübreyi yere akıtırsınız. Burada ne yapıyoruz? Şöyle B'ye basıyoruz. Bakın böyle serpme işlemi başladı arkadaşlar. Ve dalıyorsunuz. Ha korkmayın. Buradaki mamulü ezdim. Traktörle hepsi çöp oldu falan demeyin. Gübre veya kireç atarken veya yabani otları toplarken arkadaşlar bir sıkıntı olmuyor. Bu oyunun kendi özelliği. Rahatlıkla dalabilirsiniz. %100 her yere dağıtmanıza da gerek yok. Arkadaşlar bunu sadece tarlayı ekerken, sürerken veya hasat ederken doğru yapmanız lazım. Gübrede, kireçte veya yabani otta falan arkadaşlar öyle çok titiz olmanıza gerek yok. Biraz şöyle işten bir takılalım. Sonra dışarıdan da bakarız. Evet, klasla çalışıyoruz. Şu an %53'lük bir verim vardı. Bu işlem bittiğinde bayağı iyi bir verim alacağız. %90'ları yüzü görebiliriz. Tabii o da bizim çalışmamıza göre. Traktör çok iyi arkadaşlar. Yani ben her videoda farklı bir traktörle iş yapmaya başladım. Neden? Çünkü size hepsini tanıtmaya çalışıyorum. Hani hile kullanmayanlar vardır. Hile sevmeyenler falan. En azından traktöre para veriyor. Bir ton para verecek. Değer mi değmez mi videolardan bu şekilde görsün diye yaptım arkadaşlar. Tarla L şeklinde, ilginç bir tarla. Ama çok iyi bir noktada olduğu için arkadaşlar, yani ne ekseniz tam anlamıyla işlem tamamlanıyor. İş yapan bir tarla. Arkadaşlar bu arada gübre videosu şu an eğitim amaçlı olarak yapıyoruz. Yani gübre nasıl atılır, hangi ekipmanlar kullanılır bu şekilde. Normalde daha farklı gübre videolarımız da gelecek.
zamanla. Büyük tarlalarda da çalışacağız. Bu arada burası küçük bir tarla değil ama ortalamanın üstünde biraz. Tabii öyle çok küçük bir tarla değil. Sadece gübre videosu yapmıyoruz. Kanalımızda arkadaşlar yabani ot, kireç, doğal gübre, taş kırma veya işte aklınıza ne gelirse verim amaçlı yaptığımız birçok video olacak. Birkaçını attık. Bundan önce hatta arkadaşlar balyacılık falan da yaptık. Onları da takip edin. Gerçekten işinize yarayacak videolar var. Bu eğitimler bittikten sonra arkadaşlar asıl işlerimize de bakacağız. Ama biz ara ara gene hasat videoları, inşaat videoları, hayvancılık ve ormancılık videoları da atacağız arkadaşlar. Atıyoruz. Onları da takip edin. Yani bu şekilde bir aralıkla atmanız lazım arkadaşlar. Çok da sıfır girmeyeceksiniz. Tabii sıfır yaparsanız %100 verim alırsınız ama tarlanız büyükse sizin için efsane zor olacaktır. %93-94 civarında bir verim alırız. Bu da bizim için çok iyi bir oran arkadaşlar. Yani gübresiz bir tarlaya göre %93 verim çok iyi olur. En azından satarken de çok kar edersiniz. Özellikle böyle pamuk gibi ürünlerden biraz daha fazla kar edersiniz tarlanızda bu boylardaysa. Bu arada arkadaşlar yeni bir seriye de başlayacağız. Kış videoları ile ilgili bir takım işlemler yapacağız. Kar küreme, yol tuzlama, karda tarım gibi veya kış meyveleri. Bunlarla ilgili arkadaşlar videolar çekeceğiz. Kesinlikle takip edin. Süper işler çıkacak. Burayı hasat da edeceğiz arkadaşlar. Hasat videomuzu ayrı vereceğiz. Bundan ayrı olacak. Çünkü burada bayağı bir pamuk olacak. Ben onu bu video ile birleştirmek istemedim. İkisi aynı anda olursa biraz sıkabilir sizi. Orada zaten farklı traktörler, farklı araçlar kullanmak istiyorum. Ve biraz da içeriden bakalım. Arkadaşlar kanalımızda sadece çiftlik oyunu oynamıyoruz. Farming Simulator 22 ve 19 dışında aklınıza gelebilecek bütün simülasyon oyunlarını ve tarihin en iyi oyunlarını oynuyoruz arkadaşlar. PlayStation 5 ve 4 olmak üzere arkadaşlar bütün bilgisayar oyunlarında oynamaya çalışıyoruz. Bu tarz oyunlar seviyorsanız kesinlikle kanalımıza abone olun. Birçok simülasyon oyunu, bulunmayan modlar,
Ücretli modlar, yasaklı modlar, her şey var arkadaşlar. Yani zor şartlarla yüklediğimiz ve satın aldığımız modlar da var. Evet, bu arada %75'lik bir gübre kaldı elimizde şu an. Yani dörtte birini bitirdik. Yani bu şekilde arkadaşlar alanları daraltıyorsunuz. Daha sonra elimizde gübre kalırsa biraz daha aralara gireriz. Özellikle döndüğümüz noktalarda biraz genişlik bıraktık. Onları farklı serpmek için CTRL ile Z tuşuna basıyorsunuz ve serpme tekniğini değiştiriyorsunuz. Orada onu kullanacağız arkadaşlar. Gübre zaten elimizde muhtemelen kalacaktır. Evet, artık bu işlemi bu şekilde devam ettireceğiz arkadaşlar. Şimdi otomatik işçimize bu işlemi yapması için devrediyorum. Biraz o çalışsın. Daha sonra arkadaşlar biz de işlemi en son bitirmek için ondan devralacağız. İsterseniz bu bölümü sardırabilirsiniz. Biraz ASMR videosu tadında olsun diye. Buraya çok karışmayacağım arkadaşlar. İyi seyirler. Zaten gübre yetişmezse bile arkadaşlar gübremiz var. Tarlada hala gübrelerimiz de var. Onlardan da ekleyebiliriz. Gördüğünüz gibi bakın kayalıkların hemen yanında gübreler var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, %100'e ulaştık. Elimizde bu arada artık kapatalım. 517 hatta 530 litre falan gübre kalmışken arkadaşlar bu bölüme ulaştık. Gerçekten neredeyse milim milimine doldurmuşuz. Yaklaşık 9,5 tonluk bir gübre gitti arkadaşlar, suni gübre. Yani acayip iş yapmışız. Ama ben gene de yedek gübrelerimi ayarlamıştım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz diye, tarla büyük çünkü. Ama yetiştirdik. Şimdi traktörümüzü yıkacağız. Mazotunu falan koyacağız. Daha sonra bekleyeceğiz arkadaşlar pamuk hasadı için. Zaten hasat videomuzda gene görüşeceğiz bu tarlada. Beraber olacağız arkadaşlar. Şimdi artık dinlenmeye gidiyoruz. Şöyle kapağımızı da kapatalım. Klasımızla, efsane klasla devam ediyoruz arkadaşlar. Bir 500 litrelik gübremiz kaldı. Onu da şimdi zaten orada boşaltacağız arkadaşlar. Ve videomuzu tamamlayacağız. Eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar ve işinize yaradığını düşünüyorsanız like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de kesinlikle abone olun arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi yedek gübreler de burada. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Traktör de iyi kirlenmiş arkadaşlar bu arada.